Bey merhaba. Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmanızın geçmişe uzun yıllara dayanan çıraklık, kalfalık, ustalık ve artık siz firmanın başında profesyonel bir hizmetten bahsedeceğiz. Çok kısa sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Mustafa Demir kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? 1983 yılında Muğla Yatağan doğumluyum. Diyale köyünden. Burada çıraklığımız 97 yılında Yatağan sanayisinde başlamıştır. Evet. 2007 yılında kendi iş yerimizi hayata geçirerek de işte 2018 yılında emin adımlarla büyüte yol almaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Yani. Şimdi alaylısınız aslında. Siz temelden yetişmişsiniz. Hı-hı. Sanayinin içindeki her şeyi de iyi biliyorsunuz. Tabii. İşinizi de severek yapıyorsunuz. Bu doğrultuda öncelikle şöyle bir yerlerimizi tanıyalım. Sanayi sitesi içerisinde kaç metrekare yerde kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Şu anda sanayi içerisinde 800 metrekare bir ileride yerimiz var. Biraz sonra gideceğiz. 400 metrekare bu şu anda bulunduğumuz. Toplam 1200 metrekare. 1200 metrekare. Kaç uzman kadro var? 10 kadro çalışıyor. Tabii araçlarımız da var böyle. Tabii araçlarımız, kadromuz hepsi mevcut. Donanımlı bir ekiple profesyonel bir hizmet var. Ağa nereye kadar uzuyor çalışmalarınız? Ağa yatağın merkez ağırlıklı Datça, Bodrum, Marmaris, Muğla. Yani Muğla'nın her yerine diyebiliriz. Her yerine yani aslında gidebiliriz. Diyebiliriz. Yani merkez ve ilçelerin tamamında varız. Dışarılardan da böyle talepler geliyor mu? Farklı tabii, illerden, ilçelerden. Geliyor. Dışarılardan talepler geliyor da tabii bazen yetişemediğimiz yerlerde. Evet. Yani Mustafa Bey biraz da hizmetlerimizi açalım. Şöyle başlıkları neler yapıyoruz? Çelik çatı, çelik kapı montaj, PVC montaj, bunun yanında çit işleri, tel, helezon tel örme işlemleri. O helezon tel dediğiniz sistemi de herhalde daha yeni kurduk. Evet, makinelerimiz yeni kurduk. Geldi. Makinelerimiz falan şimdi geldi. Ekranları başındaki izleyicilerimiz izliyorlar. Diğer iş yerimizde onlar. Evet, gidip göreceğiz zaten. Bunları yapıyorsunuz. Ağırlıkta. Peki ben size bir müşteri olarak geldim. Saydığınız başlıklardan birinden talepte bulundum. Ne yapıyorsunuz? Önce gidip bir yerde etüt mü yapıyorsunuz? Rakamsal tabii, boyutları bir genel, sözleşme mi yapıyorsunuz? Genel keşifler yapılıyor. Ondan sonra rakamları çıkıp müşteriyle karşılıklı olaraktan sözleşmeleri yapılıp işin devamı artık o akışına göre. Ettiğiniz süre önemli. Bu arada demir alım satım ticareti de. Onu da yapıyorsunuz. Tabii. Nereden geliyor demirler? Demirlerimiz İskenderun, Kocaeli, yani bu gibi anlaşmalı şeyler olduğunuz noktalar var. Fabrikalardan buraya geliyor. Peki demirin çeşitli ebatları var değil mi? Ölçüleri tabii, var, tabii. Standartları var. Ne tarz şeyler getiriyorsunuz böyle? Ya bizim bu bölgede genelde çatı malzemeleri gittiği için 1,5 milim kalınlığından, et kalınlığından başlayıp 5 milim kalınlığına kadar bütün profil çeşitlerini bulundurmaya çalışıyoruz. Bulundurabiliyorsunuz. Gayet güzel. Peki hizmet verirken de müşteri memnuniyeti önemli. Bu doğrultuda neye dikkat ederiz? Müşteri memnuniyeti, önce müşteri memnun etmek gerçekten önemli bir olay. Hizmet verirken de kaliteli hizmet vermek önemli. Kaliteli hizmeti en uygun fiyata vermek daha önemli. Evet. Bunları da sağlıyorsunuz tabii, anladığım sağlıyoruz. Kadarıyla. Sektörle ilgili hedef beklentiniz ne? Şimdi geçmişe dayanan uzun süreçten sonra yavaş yavaş çıtayı böyle üstüne koyarak gidiyorsunuz. Evet. Neler planlıyorsunuz? Ya ilerleyen hedeflerimizde şu anda 10 kadromuz varsa ilerleyen zamanlarda bunun 20 kadro olması. İstihdam işte, değil mi? Tabii. Sadece 20 kişiyle takılı kalmak değil. Aileler düşündüğüm zaman da çok sayılara ulaşmak bence çok mutlu ediyor, memnun mutlu ediyor. Bir şey yani. Peki o yeni kurduğunuz sistemle ilgili de neler planlıyorsunuz herhalde? Onun da ilerleyen zamanda makinelerin çoğalması. Biraz yani daha parkuru genişleteceksiniz. Onu da genişletmek. Bu sefer yerler yetmeyecek. Yerler gene büyümesi için yeni bir yatırım yaptık. İleride 18 bin metrekarelik bir arazi alımımız oldu. Oraya sanayi bir fabrikasyon gibi bir şey planlıyorsunuz. Kafamızdaki planlar onlar. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah onlara da ulaşırsınız. İnşallah. Sizi iyi noktalarda görürüz diyelim. Peki çalışmalarınızla ilgili hiç böyle fuarlara falan çeşitli yerlere gidiyor musunuz? Fuarlara bu zamana kadar çok katılmadık ama önümüzdeki yıldan itibaren artık gezeceksiniz. İstiyoruz. Evet inşallah sizi fuarlarda da görürüz diyelim. Var. Peki bünyenizde bir de sizin bayiliğini yaptığınız bir marka var. Neyle çalışıyoruz? PVC montajda Fırat'tan bayiliğimiz mevcut. Evet. Yatağın bayiliğimiz var. Onunla devam ediyoruz. Peki sadece kapı cam olayında mı varsınız PVC'de? PVC kapı cam, sineklik, çelik kapı.
korkuluklar falan. Hı-hı. Bu tarz Kron korkuluklarımız, merdiven korkuluklarımız. Yani bir binaya girdiğimiz zaman da komple dış cephe aksamında her türlü her şeyi yapabiliyoruz. Bizde mevcut. Peki garantilerimiz ne doğrultuda? Garantilerimiz firmaların bize normal vermiş olduğu cam garantisi 10 yıldır. Evet. PVC'de 2 yıldır. Evet. Ama bizim burada zaten kendi elimizden geldiği kadar bunlar çok garanti kapsamında. Aslında garantisizsiniz. Yani elimizden gelen bütün imkanları evet. sağlıyoruz. Evet. Yani müşteriye olumsuzluk olduğu zaman da destek hizmetlerimiz aynen. var. Aynen. Peki garanti biz diyebiliriz. Demirhan aynen. Ticaret diyebiliriz. Aynen. Peki başarılarınız daim olsun. Bir de son olarak sizi destekleyen, tercih eden konuklarınıza, müşterilerinize bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Şu anda ben müşterilerim için diyecek bir şey bulamıyorum. Bizi bu noktalara getiren müşterilerimiz gerçekten ve gerçekten hiç yoktan var ettiler. Evet, yani. Evet onlara bir teşekkür etmiş olalım. Onlara büyük bir teşekkür borcumuz evet, var. Peki ben size, ailenizle, bölgeye çalışanlarınızla kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda işlerinizi şöyle İnşallah. Büyüttüğümüz zaman tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ederim.